Business.com için hazırladığımız teknoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bilinmeyen bir konu üzerine ilerleyeceğiz. Sizlerin de paylaşımınızla beraber gerek Periscope'dan, gerek Twitter'dan, gerek Facebook'tan, Business.com'dan bekliyoruz sorularınızı. Çok zengin bir içerik yapacağız. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber yapay zekayı konuşacağız. Bir yazılım nasıl akıllı hale getirilebilir? Bu sorunun yanıtını alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Nasılsınız? Şimdi bu güzel bir soru. İsterseniz şöyle biraz da izleyicilerimizin anlayabilmesi açısından. Nedir bu yapay zeka? Çok sık bu aralar duyuyoruz. Hani birden çıktı böyle popülaritesi arttı. Hakikaten hayatımızı değiştirecek mi? Evet, yapay zeka aslında basit bir şekilde anlatırsak insan davranışlarının, insanın iletişiminin, insanın düşünebilme, karar verebilme yeteneklerinin yazılımlar tarafından öğrenilmesi, edinilmesi ve bunun farklı sektörlerde kullanılması diye özetleyebiliriz açıkçası. Hayatımızın çok farklı alanlarına yavaş yavaş girmeye başladı. Bunun sebebi de aslında eskilerden, bundan 10 sene öncesine kadar çok pahalı bir teknolojiydi. Çünkü çok büyük miktarda verinin üzerinde analizlerin yapıldığı, çalışıldığı yapılar gerekiyordu. Bunlar artık çok ucuzladı. Artık bulut teknolojileri sayesinde ve uygulama geliştirme teknolojilerindeki gelişimler sayesinde çok artık her yazılımcının, her şirketin kullanabileceği hale geldi. Ve o yüzden biz çok örneklerini görmeye başladık. Şu özellikle son 5 sene içerisinde bir kırılma yaşandı diyebilirim açıkçası. Hemen hemen her hafta biz yeni bir örneğini, yeni bir projeyi, yeni bir şirketle, yeni bir startupla konuşuyoruz. Bizim için çok heyecan verici ve üzerine de çok düşündüğümüz, çalıştığımız, proje yaptığımız bir alan. Onur Bey, sanayi devrimini konuştuk. Evet. Şimdi artık internetin girişimiyle beraber, aslında o kırılım noktası internette. İnternetin girişimiyle hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle, buna bağlı cihazların yaygınlaşması, mobilitenin artmasıyla beraber tabii bu teknolojiler de çok hızlı ilerliyor. Hemen izleyicilerimize soralım. Sorumuz bugün şu. Yapay zeka insanoğlu için bir tehdit mi? İş gücü piyasasında fırsatlar içeriyor mu? Bunu da konuşacağız ama öncelikle şunu da sorayım. Bir yazılım nasıl akıllı hale getirilebiliyor? Okay. Herkes yapabilir mi? Ben yapabilir miyim örneğin? Sizlerin de yapabileceği uygulamalar olabilir. Herkesin aslında yaratabileceği belki küçük bir oyundan başlayarak bugün aslında kullandığınız her cihazda bir zeka pırıltısı var. Bilmiyorum kaç tane uygulama kullanıyorsunuz cep telefonunuzda, herhalde en az 20 tane uygulamanız vardır. Belki 30 tane vardır. Her birinin içerisinde bir zeka pırıltısı var. Size bir takım fikirler veriyor, bir takım önerilerde bulunuyor. Belki sizin davranışlarınız hakkında bir takım fikirleri var. Bugünkü toplantılarınız ne, randevunuz ne, spor aktiviteleriniz ne, kaç adım attınız. Bütün bunları harmanlayarak aslında size bilgiler veriyor, yönlendiriyor, yardımcı oluyor. Bir nevi asistanınız aslında cep telefonunuz. Kesinlikle. Örneğin şurada hemen parantez atacağım. Örneğin İstanbul dışına gittim. Antalya'ya adım attım. Antalya'da hemen restoranlar ayağımın altına geliyor. Rent-a-car'lar geliyor. Tabii tabii. Benim ciddi anlamda bir asistanım yanımda. Eskiden hani cep telefonunu böyle kulağımıza dayardım. Evet. Şimdi böyle bakıyoruz hakikaten yanımızda beraber bir asistan da taşıyoruz. Tabii tabii. Bu tabii kişisel olarak senaryolar. Bunun sektörel olarak düşündüğünüzde de sektörlerde de işte o kadar çok farklı örneğini görmeye başladık ki akıllı fabrikalardan, akıllı sağlık, akıllı şehir çözümlerine kadar birçok farklı alanda gerçekten daha önce düşünemediğimiz veya düşündük de yapamadığımız senaryoların hayata geçmesini sağlıyor. Örneklerini konuşabiliriz birkaç tanesini ama yani gerçekten... Yani en çok hayatımıza dokunan bir iki örnekle ilerleyelim. Tabii tabii tabii. Örneğin. Örneğin mesela biz üretimde bunu çok görüyoruz. Üretim artık Endüstri 4.0 birçok aslında trend var. Endüstri 4.0, yapay zeka, bunlar aslında birbiriyle evet. Çok bağlantılı konular baktığınızda. Akıllı kendi kendine öğrenen üretim bandlarından bahsediyoruz artık. Yani üretim bandında problem var mı? Bu problemin semptomları neler? Bunları öğrenip bir daha olmamasını sağlamak, olmasından önce haber verebilmek veya bir fabrikanın gereksinimi olan ham maddeleri kimden, hangi tedarikçiden, ne zaman, hangi miktarda alınabileceğini öğrenerek bunları otomatik olarak karar veren, o siparişleri veren, o kamyonları yönlendiren uygulamalar var artık hayatımızda. Finans sektöründe çok kullanıyoruz bu yapay zeka teknolojileri. Çünkü finans sektörü zaten diğer sektörlerin her zaman bir iki adım önünde olmuş bir sektör. İnovasyonun, yaratıcılığın çok önde olduğu bir sektör. İşte bir kişinin şubeye geldiğinde veya online'da bir uygulamayı çalıştırdığında önceki davranışlarından, yaptığı alışverişlerden, transaction'lardan bir sonra neyle ilgili,
öğrenebilir? Ona uygun özel bir paket verebilir miyiz? Özel bir çözüm önerebilir miyiz? Veya müşterilerle bankanın arasındaki diyaloğu çok basitleştiren, Skype üzerinden müşterilerle konuşan artık bankalarımız mevcut Türkiye'de. Evet, şimdi aslında siz bunları sayarken aklımdan da şu geçiyor. İş gücü piyasasında da bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Hani üretim kısmında dediniz ya, üretim bantları robotlaşıyor artık. Onu planlayan, düşünen bir yapay zeka var. Soru bir, işçilerin geleceği ne olacak? Tırlar, evet tırlar artık otonom araçlardan bahsediyoruz. Soru iki, şoförlerin geleceği ne olacak? Dediğiniz üzere aynı şekilde şimdi dediniz müşteri ilişkileri artık call center'larda ciddi anlamda bir iş gücü piyasası vardı ancak bunu artık önümüzdeki dönemlerde sıfır hata ve kayıtsız şartsız %100 müşteri memnuniyeti içinde yapay zeka da bunu yapabilecek ve hiçbir hata da olmayacak. Peki ciddi anlamda da bir iş gücü de değişim dönüşüm yaşanacak bu piyasada ancak belli bir fırsatlar da içeriyor. Siz bu alana, bu kısmı nasıl görüyorsunuz? Ya her teknolojinin aslında bir takım değiştirici özellikleri oluyor. Yani ya var olduğu endüstriyi ya da dünya çapında bir değişiklik yaratıyor. Bazı işleri artık relevant halden çıkarıyor. Bazı işlerin de gerçekten fırsat olarak yeniden doğmasını sağlıyor. Ya bunun örneğini biz aslında yeni yaşamıyoruz. Yapay zeka ilk örneği değil bunun. Mesela nükleer teknoloji. Nükleer teknoloji inanılmaz farklı enerji sektörünü değiştirdi ve ondan sonra çok farklı iş olanakları oluşturdu. İnsanoğlu bunu iyi amaçlarla da kullandı. Kötü amaçlarla da kullanıldı. Veya işte enerji, şu anda yine enerjiden devam edersek petrol bağımlı bir dünya, bir sürü dünyanın en büyük şirketleri petrol şirketleri hala içerisinde en azından. Ama çok yakın bir zamanda petrole bağımlılık tamamıyla ortadan kalktıktan sonra bu şirketler belki ortadan kalkacak. Bu şirketlerde çalışan insanların kendilerini farklı sektörlere yönlendirmesi gerekecek. Yapay zeka da bunun gibi bir değişiklik sunuyor. Çok büyük fırsatlar hepimiz için getiriyor. Mesela örneğin biraz önce verdiğim senaryolarda bu senaryoların arkasında yine insan var. Bu senaryoları belirleyen, bu senaryonun yaratıcılığını çalışmasını sağlayan yine insan gücü, yine insanın beyni, insanın zekası. Evet, kesinlikle temel kas gücüne dayalı işler yavaş yavaş zaten değiştirilmeye başladı. Robotlar tarafından alınıyor, robotlar tarafından değiştiriliyor. Ama bizim için aslında bar biraz daha yükselmeye başladı. Hepimizin kendi yeteneklerimizi düşünüp, çocuklarımızın yeteneklerini düşünüp, çocuklarımızın çok daha farklı teknolojiler, çok daha farklı yetenekler geliştirmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun temelinde de yazılım geliştirme yine yatıyor. Yani sonuçta yapay yazılıma zeka... Yazılıma çok önem vermeliyiz değil mi? Yazılım şimdi çok önemli, bir sihir gibi. Bu anlamda sorular da geliyor. Biz hani şimdi bu değişim dönüşümü yaşıyoruz. Dünya bu yönde evriliyor ama biz son dakikada yüz yüze kaldığımızda ne olacak? Hani Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Türkiye'de... Ya ben özellikle Türkiye'den örnekler vermeyi çok seviyorum. Çünkü insanlar bazen böyle konuşmalarda dünyadan, Amerika'dan, Avrupa'dan örnekler verdiklerinde sanki Türkiye'de böyle şeyler hiç olmuyor. Bu teknolojilerle ilgili hiçbir şey yapılmıyor gibi bir kötü, karamsar izlenime kapılabilirler. Yani biz Microsoft Türkiye olarak biraz önce verdiğim örnekler mesela hani finanstan, üretimden. Evet. Bizim gerçekten yaşadığımız, birebir çalıştığımız projeler. Bunun örnekleri o kadar çok farklı ki bugün hatta startuplarımızın arasında bile, çalıştığımız startuplar arasında bile çoğu artık yapay zeka ile ilgili teknolojileri kullanıyorlar. Bunun bazıları mesela işte bir spor uygulaması yazıyor ve bu spor uygulamasını Türkiye'de bir Türk şirketi dünyaya yayıyor. İçerisinde yapay zeka teknolojisi kullanarak o kişinin günlük exercise, işte spor yapma ihtiyaçları nedir, yapıyor mu, yapmıyor mu bunları kontrol ediyor. Veya işte farklı sağlık sektöründen bile üzerinde çalıştığımız işte bir doktorla bir hastanın arasındaki iletişimi nasıl farklı hale getirebiliriz? Hastalıkların analizinde, çözümlerinde yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabiliriz? Biz bunları Türkiye'de şu anda çalıştığımız projeler. Türkiye'de bunlar oluyor. Bir de işin güzel tarafı bundan belki 15 sene önce bu teknolojilerin dünyada her ülke tarafından, herkes tarafından kullanılması çok zordu. Çok büyük yatırımlar, iş gücü, yetenekli insanlar gerekiyordu. Ama şu anda artık İnternetin hayatımıza girmesiyle, cloud'ın, bulut teknolojilerinin hayatımıza girmesi, herkesin, her küçük şirketin, bir küçük Türkiye'deki bir startup'ın bu teknolojileri kullanarak çözüm üretip büyük şirketlere kafa tutması mümkün. Biz bunu görüyoruz. Bu arada çok önemli noktalardan biri de hani eskiden bu teknoloji öğrenmek için Amerika'ya gitmek gerekiyordu. Artık internet sayesinde değil mi online, uzaktan eğitimle de Harvard'da bir de rahatlıkla ders alabiliyoruz. Geleceğim. Çok güzel. Ama unutmayın.
izleyicilerimizden Türkiye'de uzun dönem yapay zeka projeleri mevcut mu? Şöyle uzun dönemli baktığımızda hani bizim de dünyada bir iki yıl içerisinde böyle ses getirecek bir proje var mı? Belki Microsoft olarak siz çalışıyor musunuz? Ya biz özellikle sektörel bakıyoruz konulara. Çünkü hakikaten teknolojinin amaçlarından bir tanesi insan hayatını, en önemli amacı insanların hayatını değiştirmek. Sektörel baktığımız için bizim şu anda finans sektöründe, üretim sektöründe, eğitim sektöründe, perakende sektöründe ve kamuyla ilişkili servislerin dönüşümünde yapay zeka ile ilgili çalışılan projeler var. Ve bunların önemli bir kısmı öyle birkaç aylık projelerdir, birkaç yıllık uzun soluklu projeler. Bunların çoğunu zaten yakın zamanlarda göreceksiniz. Kuşkusuz siz Microsoft Global'in strateji çerçevesinde ilerliyorsunuz Türkiye'de. Peki yapay zeka konusunda Microsoft'un vizyonu ne? Yani çok basit olarak dört bacağı var. Bir tanesi insanlarla bilgisayarların arasındaki iletişimi değiştirebilmek. Değişiyor zaten. Bizden öncekiler klavye devriydi. Bizler mouse klavye devrinden geldi. Çocuklarımız dokunuyor. Evet. Şimdi artık insanlar konuşuyor. İşte engelli arkadaşlarımız göz kapaklarında. Belki mimiklerimiz algılayacak göz kapaklarımızda tabii ki. Tabii şu anda bilgisayarlar mesela teknoloji sizin mutlu olup olmadığınızı, davranışın o anda ne hissettiğinizi anlayabilir hale geldi. Dolayısıyla davranışın tamamıyla bilgisayarlarla, yazılımlarla iletişimin değişmesi önemli bir konu. İkincisi her uygulamanın akıllı hale gelmesi. Her uygulamanın. Bu bir sizin gibi son kullanıcının kullandığı bir cep telefonu uygulaması olabilir veya bir endüstrideki bir proje olabilir. Akıllı hale gelmesi. Bu bizim çok önem verdiğimiz. Üçüncüsü yazılım geliştiriciler. Şimdi bu teknolojilerin sonuçta asıl amacı yazılım geliştiricilerin bunlara kolayca ulaşabilmeleri, dünyanın her yerinden ulaşabilmeleri ve bunları kullanarak çok güzel özel çözümler üretebilmeleri. Bu üçüncü en büyük amacımız. Tabii bunların da bu teknolojilerin de koşacağı bir platformun olması lazım. Tüm dünyada, dünyanın her yerine hizmet verecek. O da akıllı bulut altyapısının hayata geçirip bu teknolojilerle yaratılan çözümlerin herkese ulaşması. İşte önemli nokta bu. O ekosistem, onu da konuşacağız ama Mehmet Yıldırım der ki kod öğrenmek için Microsoft'un online kursları var mı? Tabii. Açık Akademi diye bir platformumuz var. Hı hı. Açık Akademi diye search ederseniz, hangi search engine'i seviyorsanız. Orada karşınıza gelecek bir platform var. O platforma orada farklı hizmetleriniz de var mı? Biraz tabii açabilir misiniz? Orada mesela hani belki de 6 ay veya 7 aylık bir zaman dilimi içerisinde ufak bir uygulama, cep telefonu uygulaması, mobile uygulama yazabilir hale geliyorsunuz. Ve bizim beklediğimiz de hani bilgisayarını açıp kapatmayı, internete bağlanmayı bilen bir kişi olmanız yeterli. Oraya gidiyorsunuz, iyi oluyorsunuz, dersleri alıyorsunuz, yeni belli sınıfları geçtikçe yükseliyorsunuz. Ve ondan sonra oradaki community'yle bilgiler paylaşıyorsunuz, sorular soruyorsunuz, bizle iletişim hale geçebiliyorsunuz ve şu anda sanırım en son 150 bin kişilik, 150 bin bir kayıtlımız vardı. Bunların %30'u, %40'ı aktif. Sıfırdan bir uygulama geliştirmeyi öğrenebilirsiniz. Ücretli mi demiş? Ücretsiz, tamamıyla bedava ve biz buraya sadece uygulama geliştirme değil, işte yapay zeka ile ilgili, IoT ile ilgili, nesnelerin interneti ile ilgili dersler de koyduk ki bu yeni teknolojilerin neler olduğunu, bunlarla neler yapılabileceğini de oraya gidip öğrenebilirsiniz. Evet, Açık Akademi ve ücretsiz bugünden itibaren yararlanabilirsiniz. Güzel bir soruydu aslında. Eyvallah hocam demiş Mehmet Bey. Bakalım da ayrılacak mı? Şimdi Türkiye'deki yapay zeka oluşumlarını hani diyoruz ya üretim alanından, finans sektörüne, sağlık sektöründen, eğitim kanadına. Bunu daha hızlı yaygınlaştırma adına belki internet hızından, belki çok daha farklı regülasyonlara nereye ihtiyacımız var? Hani uluslararası alanda herkes koşuyorken biz rekabette bir tık üstünlük sağlamak adına neler yapmalıyız? Benzeri bir soru, geçen hafta Kristal Elma'daydım. Aynı soruyu bana sordular. Aslında gençler, bir grup genç. Benim cevabım şöyle olurdu. İnternet, aslında Türkiye'de internet hızları şu anda çok güzel noktalara geldi. İnternet altyapısı konusunda bir sıkıntımız olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bizim ama önemli üzerinde durmamız gereken bir kere yazılım geliştiren bir nesil üretmemiz gerekiyor. Yazılımın sihrini daha küçük yaşlarda derken ilkokulda insanların, çocukların kalbine koyabilmeli, matematiksel düşünmeyi ve veri kullanarak karar verme yeteneğini geliştirebilen bir nesil üretmemiz gerekiyor. Bu en önemlisi. Yani sadece çocuklar değil, bizim yaptığımız işlerde de matematiksel düşünebilme, veri tabanlı karar verebilme, veriyi kullanarak fikrini ölçebilme, fikri doğruluğunu tespit edebilme çok önemli. Ve en önemlisi ondan sonraki üçüncü konuda özgün fikir yaratmada biz çok iyiyiz. Akdeniz toplumları çok iyidir. Evet. Ama özgün fikri hayata geçirebilme yeteneğimiz, o nefesimizin olması, yarattığı özgün fikri hayata geçirebilme yeteneğini
olması çok önemli. Yani bununla ilgili bir önemli bir atasözü de var. Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Başarının %95'i maalesef fikir çok önemli. Biz çok fikir önemli. Fikir var ama bir türlü hayata geçiremiyoruz. İşte o başarının %95'i. İşte o yolda giderken bazı sağda solda engeller var. İşte bu engelleri çok daha hızlı atmamız gerekir ama iş ailede bitiyor değil mi? Küçükken ona empoze etmek gerekir. Hani analitik düşünme, yazılım, kodlama ki yönlendireceğiz eğitim sistemi. Ondan sonra girişimcilik ekosistemi de çok önemli. Hani startupları bu tarlayı açıyorsak o tarlada hani verimli toprakların hani sulama sistemleri olması gerekir tabii ya. Tabii. Bu ekosistem de Türkiye'de olmalı. Hani yapay zekadan bulup değişme diyoruz. Bu ekosistemi de daha genişletmek, daha verimli kılmak adına belki regülasyonlarda bazı şeylere ihtiyaç var mı? Yani şu anda... Yani belki diğer ülkelerle de kıyaslarsak tabii. Ne gibi eksikliklerimiz var yoksa aynı şekilde gayet güzel altyapı tamamıyla hazır mı hukuki? Yani hukuki bir kere... intellectual property denilen yani yaratılan fikrin özgünlüğünün belgelenmesi konusunda gideceğimiz bir miktar yol var. Yani gerçekten Türkiye'de üretilen özgün fikir sayısı, patent sayısına bakıldığında her 1 milyon kişiye düşen patent sayısı Türkiye'de diğer ülkelere göre, Avrupa hatta Macaristan'a göre biraz daha az miktarda. Bu konuda gideceğimiz özgün fikirlerin patentlenmesi, bunların gerçekten korunabilmesi konusunda çabalar devam ediyor, artarak devam etmesi gerekiyor. Regülasyonlar, teknolojik regülasyonlar var bazı sektörlerde. Onları iyi düşünüp hani sektöre fayda mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Mesela bulutla ilgili regülasyonlar var. Çünkü bulut artık yeni bir iş merkezi. Dünyanın yeni iş merkezleri bulutta inşa ediliyor. Bütün bu şirketler bulut üzerinden dünyaya yayılmaya çalışıyor. Startuplar, büyük şirket, teknoloji şirketleri. Bunun etrafındaki regülasyonlara bir bakmak. O sektörleri koruyor mu? Ya da o sektörleri biraz dizginliyor mu? Rekabetçiliklerini azaltıyor mu? Onlara bakmamız gerekiyor. Girişimcilik altyapısına baktığımızda da hani dünyada tabii dünyaya baktığımızda işte bir Silikon Vadisi veya mesela Seattle'da şu anda Silikon Vadisi yerine geliyor. Amerika'da ikinci bir şehir olarak Londra buna benzer bir merkez. Bence hatta Seattle Silikon Vadisi de çok önde. Çünkü birçok dünya devi şirketin merkezi Seattle'da. Tabii. Hani Amazon'dan biraz önce yayın öncesi girerken Starbucks'a kadar hakikaten dünya devi İlk 10 şirketin 5'ini sanırım merkezi orada değil mi? Evet. Yani orada işte tabii bunları sağlayan yöntem neler? Bir kere üniversiteler. Evet, yani Silikon San Francisco'yu ve Seattle'da, University of Washington'sız bir Seattle düşünemezsiniz. Berkeley'siz bir San Francisco düşünemezsiniz. Etrafındaki yetenekli iş gücü, farklı kültürlerden gelen, farklı deneyimleri, farklı background'ları sahip insanların orada olması çok önemli bir faktör. Paranın orada olması, maddi olanakların orada olması çok önemli bir faktör. İşte bunları sağlamak gerekiyor. Mesela biz İstanbul'un veya herhangi bir şehrimizin bir Seattle veya bir Silikon Vadisi olmasını istiyorsak üniversitelerimiz çok önemli rol oynuyor. Çünkü insanları yetiştiren orada. Araştırma, geliştirmenin merkezi işte üniversiteler. Evet, çok. Şimdi Mehmet Bey der ki ben de herkesin evden çalıştığı bir Türkiye istiyorum. Belki de yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz değil mi? Bizim şirkette yani evden çalışıyor demeyelim. Yanlış anlamasın insanlar. Herkes Kaç şirkete gidiyorsunuz? Onu ben her gün gidiyorum. Ama şu yeni nesil gerçekten bize de biz yeni nesildeki insanları en yeteneklerini şirketimize çekmemiz için şirketimizin çalışma ortamını da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şu gün mesela artık hemen hemen her şirket çalışanlarına istediği yerden, istediği cihazdan çalışabilme imkanı veriyor. Siz evden, Starbucks'tan, Android kullanıyorsunuz, Android cihazınızdan, belki iPad cihazınızdan, varsa Windows cihazınızdan bağlanıp istediğiniz şeyi, istediğiniz projeyi, istediğiniz işi şirketle ilgili yapabilir hale gelmeniz gerekiyor. Bunu bizden istiyorlar. İnterviyolarda, mülakatlarda çocuklar dışarıdan çalışabiliyor muyuz? Starbucks'tan çalışabiliyor muyuz? Evden çalışabiliyor muyuz? Flexible bir çalışma ortamınız var mı? Soruyorlar bize bunları. Evet, hakikaten bu yeni nesil, bu yeni kuşak çok daha farklı. Değil mi şirketlerin bu anlamda da belki bu başka bir program konusu olabilir. Hani tabii. Onlara sağlayacağı iş çalışma ortamı, ekosistemi çok farklı. Şimdi biz hep bahsediyoruz iş gücü piyasasında bir tehdit olur mu diyoruz da yapay zeka. Farklı düşünen de var. Fikret Ercan demiş ki dırdır sürekli kafa şişirmeyen bir robot eş istiyorum demiş de ben şunu şöyle söyleyeyim. Yapay zeka duygulara ne kadar girecek? Ya insanın yani o işin şaka bir yanı da. İnsanın yaratıcılık özellikleri o kadar fazla ki yani şimdi siz bir Beethoven'ın yarattığı bir müzik eserini, Michelangelo'nun yarattığı bir sanat eserini yaratabilmesi yapay zeka
En azından önümüzdeki yüzyıl içerisinde mümkün gözükmüyor. Yani daha çok belli domainlerde, farklı alanlarda, işte finansta, endüstride, tarımda çok önemli şeyler sunuyor bize ama insanın yaratıcılığını yapay zeka değiştiremeyecek. Bizim çünkü çok farklı duyularla, çok farklı özelliklerle karar verebilme, yaratma özelliğimiz var. En azından ben bunu hani önümüzdeki bir 50 veya 100 yıl içerisinde olacağını düşünmüyorum. Belki ondan sonrası kim bilir? Tabii sanat alanı, spor alanı, o çok farklı alanlar, ancak Fikret Bey şunu söylemek gerekir. Ne bir yapay zeka ne bir robot, hiçbir şey eşinizin yerini tutamaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yarın eğitim sektörüyle saat 11.30'da sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.